أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا وقرّه عيوننا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قيمة حاضرون قيمة الكاذشترمز الله تعالى Birlikteliğimizi, beraberliğimizi hayırlara vesile eylesin. Allahu Teala bizleri akla hayale gelmeyecek büyük ve dürüst hizmetlere muvaffak eylesin. Derdi din olanın karşılığı da büyük olur. Allahü Teala o kadar ecdi ve sevabını verir. Din uğruna, vatan uğruna, millet uğruna, İslam uğruna çekilen zahmetlerin boyutu ne kadar yüksekse rahmetin boyutu da o kadar yüksek olacaktır. Allahu Teala memleketimizin çekmiş olduğu bu sıkıntılara nazaran bunlara karşılık yine bugün 13 tane şehit verdik. Bundan önce binler oldu, 30 bin oldu, 40 binlere geldi. Yıllardır bu davayla uğraşılıyor. Ülkemiz gerçekten çok çekti. Rabbim Celle Celaluhu bu çektiklerimize karşılık bize kat'i kesin zaferleri nasip eylesin. Düşmanlarımızı kahreylesin. Oyunlarını imha eylesin imkanlarını ref eylesin, imha eylesin, perişan eylesin. Destek olanların, terörist diyemeyenleri Rabbimize havale ediyoruz. Islahları mümkünse Allah ıslah eylesin. Yok hayatları boyunca vatana, millete, bayrağa, ezana hainlik edeceklerse Rabbim kahreylesin. Dua ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük silahı duaydı. Bize dua ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşında ya Hayyu Ya Kayyum ya Hayyu Ya Kayyum diyerek saatlerce dualarda bulundu. Kollarını bu dereceye kaldırdı böyle. Biz diyoruz ki Ya Hayyu Ya Kayyum, ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum diyerek dualar ediyoruz. Duamız nedir? Ya Rabbi, ülkemizi ve milletimizi her daim muzaffer eyle, her türlü belalardan muhafaza eyle. Her türlü savaştan askerimizi, polisimizi galip eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle ya Rabbi düşmanlarının dış ve iç düşmanlarının oyunlarını başlarına makus eyle. Boşa çıkar ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ala ali Muhammed diye duada bulunuyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz bildiğiniz üzere geçen hafta pazar günü tam manasıyla bir siyer dersi yapamamıştık. Çağrımız İslam sayfasından Mahmut kardeşimiz yayına katılmıştı. Yayında bir anda soru cevaba dönüştü. Dolayısıyla geçen haftadan açıkçası ben pek bir şey anlamadım. Siz de anlamamışsınızdır. Takip edenler için, haftalardır takip edenler için söylüyorum. Bugün de aslında kayıt olarak, yani direkt YouTube'a video atacaktık. Oradan daha kaliteli bir görüntüyle takip edebilirdiniz. Zira biz Facebook'tan konuşuyoruz, oraya kayıt oluyor. Sonra indirirken görüntü kalitesi de biraz düşüyor. Hani Daha kaliteli olabilir diye kayıttan verecektik ama ve lakin... Telefondan kaydederken de ben 45 dakika konuşmuşum ve lakin 13. dakikada hafıza dolmuş yazıyor. Telefon kapanmış. Benim 30 dakika hepten boşa gitti. Ama sıkıntı yok. Şimdi tekrar edeceğiz konuştuklarımızı. Neyi konuşacağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin taif yolculuğunu konuşacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerle görüşmesini konuşacağız. Ondan sonra bir e, güzellikle size haber vermek isterim. Bir güzellik başımıza geldi. Bir diyelim ne diyelim işaret benim başıma geldi. Bu müjdeyi de sizinle paylaşmak isterim. Takdir edersiniz ki sizi de şahit tutuyorum. Siyer dersi yaparken biz şu dersi şu güne getirelim, bu dersi bugüne getirelim hiç böyle bir şey yapmadık. Hatta e, Efendimiz Aleyhisselatü doğum zamanına gelmemesine rağmen dersimiz peygamberimizin doğumuna mevlidine geldiği için mevlid programı da yaptık. Yani ayarlı çalışmıyoruz. Doğru mu? zamanlı çalışmıyoruz. Her hafta ders yapmaya çalışıyoruz. Nereye gelirse orayı konuşuyoruz. Elhamdülillah Mekke dönemini bitirmemize bir 10 ders falan kaldı. 10 dersten sonra Mekke dönemini 35 bölümde baştan sona kadar konuşmuş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla yani çok da fazla biz derine inmedik. Çok da üst perdeden gitmedik. Orta yollu bir ders yaptık sizinle birlikte. Rabbimize hamdü senalar olsun. Yani baştan birinci bölümden izleyip 35. bölüme kadar izlerseniz bazı insanlar kitap okuyamıyor. Zor, zor oluyor mesela. Adam saatlerce at, işe gidiyor, aşa gidiyor. Diyor ki ben 40 dakika dinleyeyim, meseleyi anlayayım, çekileyim diyor. Biz de onun için uğraşıyoruz. Bir kişi baştan birinci bölümden 35. bölüme kadar inşallah tamamını erdiririz. İzlerse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani net ve özet olarak ee, Mekke dönemini izlemiş olacak. Rabbimize hamdolsun. Şu anda 25. bölümü çekeceğiz. 35'e kadar yolu var. Sonuna kadar yolu var. Dualar edelim. Birimize dua edelim. Rabbim bu dersleri tamamını erdirsin. Tamamını erdirsin ki daha nice dersler yapalım. Daha başka dersler konuşalım. Bak burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şemain Şerifi kitabı var. Şerhi ile birlikte. Başka kitaplar da alırız. Onu konuşuruz. Daha neler neler konuşuruz. Allahu Teala bu dersler hürmetine siz dinliyorsunuz, biz anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şefaatine bizleri nail eylesin. Elhamdülillah. O yüzden bu hafta bunu konuşacağız. Neyi? Taifi ve cinlerin Müslüman oluşunu. Haftaya da ve ondan sonraki haftalarda da acayiptir. İsra ve Miraç hadisesine geldik. Bak ben programda ayarlamıyorum. Öyle konuşuyorduk. Allahu Teala'nın işi. Ders buraya geldi. Peki İsra ve Miraç hadisesi ne zaman gerçekleşti? İçinde bulunmuş olduğumuz Recep ayında gerçekleşti. Recep-i Şerif'te. Recep-i Şerif'in 27'sinde. Şu anda da Recep ayındayız. İsra ve Miraç hadisesi dersimizin konusuna geldi. Haftaya inşallah onu işleyeceğiz. Elhamdülillah samimiyetle yapıyoruz. Düzgün yapmaya çalışıyoruz. Hakkı konuşmaya, gizlemeden konuşmaya çalışıyoruz. Sizin de desteğinizle. allah Teala bize böyle bir işaret verdi yani. Tam vaktinde olan olayı anlatacağız tam Recep ayında oldu. O olayı da bu ay içerisinde anlatmaya gayret edeceğiz. Nasip bu aya denk geldi. Ayarlasak böyle olmazdı yani. allah Teala bizleri kibre düşmekten, kendini beğenmişliğe düşmekten, kibirli hareketler yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Kendini beğenmişlikten muhafaza eylesin. Böbürlenmekten muhafaza eylesin. allah Teala hakkaniyetle yanlış şeyler aktarmadan doğru şeyleri konuşup onlarla amel edenlerden eylesin cümlemizi inşallahurrahman. Peki, kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsanız amcası Ebu Talip vefat ettikten sonra daha da çok sıkıntılar çekti. Hatta bunu kızı Fatıma ile de paylaştı. Hatta bunu hasta Ayşe de söyledi. Dedi ki ben amcam vefat ettikten sonra hiç çekmediğim sıkıntıları gördüm dedi. Çünkü amcası müşrik de olsa Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çok koruyordu çocukluğundan itibaren. Oğullarının arasına yatırıyordu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yatmadan yatmıyordu. Her an onu takip ediyordu. Her an destek oluyordu. Ama kafir olarak öldü. Hidayet Allah'ın elindedir. Bunları konuştuk Ebu Talib'in vefatında 24. bölümde. Efendim. Ama sonuç olarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gücünü kaybetti. Mekke'deki sıkıntılar arttı. Dallanmaya başladı. Ama Allah izin vermediği için hicrette edemiyor. Peygamberler ancak Allah'ın izin vermesiyle hareket ediyorlar. Kafalarına göre hareket etmiyorlar. Kafalarına göre konuşmuyorlar. Estaizu billah. Ve ma anil hava in illa vahyu yuha. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hevai nefsinden konuşmaz. Ancak neyi vahyedersek onu konuşur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kafasına göre hareket edemiyor. Ama hatırlarsanız dert çeken Müslümanlar derde derman olması için Habeşistan'a hicret ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izin istediler. 80 küsür Müslüman Habeşistan'a gitti bir nefes aldılar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala Mekke-i Mükerreme'nin içerisinde. Hatta müşrikler geldiler. Ebu Talib'e dediler ki Bak sana Muhammed'e benzeyen bizim kabileden bir çocuk verelim. Sen o çocuğu yeğenin olarak besle. Bize Muhammed'i ver, bizi Muhammed'i öldürelim. Aynen bunu söylediler. Utanmadan. Efendim. Şimdikiler çıkıp utanmadan teröristlerle görüşüyorlar ya. Teröristler de utanmadan biz masumuz diyorlar ya. Aynı utanmazlıklar 1400 yıl evvelden beri var. Dünyanın oluşumundan itibaren bunlar olacak şuursuzlar, şeref yoksunları olacak ki cehennem odun lazım. Cehennem de haktır. Allah sonlarını perişan eylesin inşallah. Bunlara daha ne diyelim yani? Bunlar utanmaz, bunlar allanmaz. Bunca asker ölmüş, bunca ocak yıkılmış. Bunca çocuk annesiz kalmış, bunca çocuk babasız kalmış. Çocuk anne, babasını gökte görüyor, baba baba diye bağırıyor. Bunlar bundan da utanmaz. Bunlar utanmazlar, bunlar yanlışları da görmezler. Pişmiş kelle gibi bir de haklı gibi konuşurlar. Aynı... ...Efem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek isteyen Ebu Cehiller gibi. Übey ibn-i gibi. Ümeyye'ler gibi. Utbe'ler gibi. Mut'im bin Adi'ler gibi. Farkları yok. Hakikat penceresiyle bakalım. Ebu Talip delikanlılık yaptı. Dedi ki... ...bu nasıl bir adalet ki... ...siz bana bir çocuk vereceksiniz... ...öz kanımın hayatını bitireceksiniz. Kabul etmiyorum. Müşrikler baskı yapınca... Ebu Talip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırdı. Dedi ki yeğenim bunlar diyorlar ki bir gün o bizim putlarımıza selam versin. Bir gün de biz onun Rabbine saygı duralım. O bize karışmasın biz de ona karışmayalım falan. Sonradan kafirun suresi geldi. Sizin dininiz size benim dinim bana efendim. Böyle Ebu Talip biraz hani biraz göz yum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki amca sen de olmasan fark etmez benim Rabbim Allah'tır. İsterse bizim arkamızda Amerika olmasın, isterse Rusya olmasın. Biz düşmana karşı kuvvetimizi göstereceğiz. Ayakta durmaya gayret edeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü biz hakız. Davamızda hak davadayız biz. Ülke belli, devlet belli, vatan belli, bayrak belli. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gitmeye çalışıyoruz. Dedi ki sen olmasan da benim Rabbim Allah'tır. Biz de bunu söylüyoruz. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Biz doğru olalım. Kapıyı açacak olan Allah'tır. Dedi ki sağ elime güneşi de verseniz, sol elime ayı da verseniz ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Bize böyle gençlik lazım. Gençliğimize bunu aşılamak lazım. Sonuç. Peygamber sallallahu anh, davasından vazgeçmedi. Ebu Talib de dedi ki sen haklısın yeğenim dedi ya. Bunlar dedi yam, yam dedi ya bunlar seni, seni verir miyim dedi ben bunlara. Ama o amcası da vefat etti. Peygamber sallallahu anh, Mekke'de kaldı. İzin yok hicret edemiyor. Hazreti Bekir de yanında. Efendim Ukaz panayı, panayırı vardı. Panayır ne demek? Pazar yerleri. Nasıl bizim Kadıköy'de oluyor, içeren köyde oluyor. Pazar yerleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oralara gidiyor. Müslüman alıyor kendine. Emri bin mağruf yapıyor. Dini anlatıyor. Oturduğu yerden ben peygamberim hadi zafer bana gelsin demiyor. Fatih Sultan Muhammed Han'a altın tepsi içerisinde İstanbul anahtarları verilmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerden Mekke'nin fethi verilmedi. Bize de oturduğumuz yerden bağımsızlığımız verilmedi. Biz de bağımsızlığımızı oturduğumuz yerden devam ettiremeyiz genç kardeşlerim. Anneler, babalar çalışmamız lazım. Memlekete bir şey üretmemiz lazım. Faize savaş açmamız lazım. Üretimin en büyük sıkıntısı faizdir. Çünkü büyük para adamları parasını faize koyar. Ya yani ne üretim yapacağım ya. Vadeli hesaba koyarım. Aylık olarak şu kadar para gelir der. Faiz işsizliği arttırır. Adam fabrika kurmaz. Nasıl olsa tiko para geliyor, hazır para geliyor. Biz ilk önce faize düşman olalım. Bakalım kendimize faiz yiyor muyuz, yemiyor muyuz? Haram helal ayrımı ne kadar yapıyoruz? Oturduğumuz yerden bize zafer gelmez. Emri bil maruf yapalım. Komşumuza konuşabiliyorsak haremlik selamlığı söyleyelim. Faizi söyleyelim. Namaz kılmıyorsa, sözümüzle geçiyorsa zorlamadan namazı söyleyelim. Oturarak İslam gelmez. Bak ne güzel Mehmet Boynu Kalın Hoca Efendi ne güzel tweetler atıyor. Efendim her vatandaşın hakkı olan anayasayla alakalı görüşlerini bildiriyor. Hoca Efendi çalışıyor. Dersler yapıyor. Ama bazıları da var bu Hoca Efendi'nin arkasına sığınıp sadece tweet çoğmenliği yapıyor. Klavye delikanlılığı yapıyor. Sonrası yok. Sadece şov yapıyor. Anlatıyor. Hayatında var mı peki böyle bir şey? Yok. Hayatımıza İslam'ı geçirelim ki oturana ekmek yok. Çalışalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çalıştı. Kalktı. O panayırlara gitti. Tek tek dükkan dükkan gezdi. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere giriyordu. Diyordu ki Allah birdir. Ben Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi Allah'a gelin. Eğer la ilahe illallah derseniz Arapların efendisi olacaksınız. Acemlere güç belirteceksiniz. Acemleri de elinizin altına alacaksınız. Acem demek Araplar kendilerinin dışındakileri acem der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada dedi ki bir söz söyleyin ki dünyanın efendisi olun. Nedir o söz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu sözü söyleyen, inanarak söyleyen mutlak suretle mutlaka dünyaya galip olacaktır. İşte bizim sıkıntımız biraz inancımızda. Biraz inanarak söylememiz lazım. İnanarak ibadet etmek lazım. Şov yapmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dükkanlara girip bunu anlatıyor. Arkasından amcası Ebuli hep geliyor. Diyor ki buraya dememi delikanlı geldi mi? Geldi. İsmi Muhammed'ti değil mi? Evet. O diyor tam bir yalancıdır. Akli melekesi yoktur. O haşa aklı yerinde değildir diye peygamberimize hakaretler ediyordu. İşini bozuyordu. Kimse de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmıyor. Hem Zayt i Seyyidatü oradan tutuyor oran önünü kesiyorlar. Buradan tutuyor buranın önünü kesiyorlar. Peki ne yapması lazımdı? İşte Hemza-i Seyyidatü Mekke'nin dışına çıkmaya karar verdi. Taif'e gitmeye karar verdi. Taif de Mekke kadar sıcak değildir. Çok da güzel bir iklimi vardır. İnsanlar da naiftir aslında. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinin altında büyüyen Zeyd bin Harise ile yola koyuldu. Özet gidiyorum. Taif'e vardı. Maksadı ne? Mekke'de umudu kalmadı. Dışarıdan Müslümanlar bulup İslam'ı yayıp İslam'ı kuvvetlendirip Mekke'yi mükerremeyi ve Kabe'yi muazzamayı müşriklerden temizlemek. Maksat bu, amaç bu. Bunun uğruna çalışıyor. Taife vardı. Orada üç kişiyle görüştü. Liderlerle görüştü. O üç tane kişinin vermiş olduğu cevap şu. Bir tanesi dedi ki Allah senden başka peygamber olarak gönderecek birini bulamadı da mı seni gönderdi? Sen kimsin dedi ya. Biz seni peygamber olarak kabul etmiyoruz dedi. Habbala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam umduğunu bulamadı. İkincisi dedi ki eğer dedi sen peygambersen Kabe'yi muazzamanın örtüsünü ben yırtayım dedi ya. Ne demek yani? Araplarda ve cahiliyede Araplarında da Kabe kutsaldır, mukaddestir. Hepsi Kabe'ye hürmet eder. Yani hürmet ettiği bir şeyi parçalayayım eğer sen peygambersen diyor. Mesela adam formaya önem veriyor. Diyor ki eğer sen doğru söylüyorsan ben bu formama tüküreyim. Şerefime tüküreyim. O da öyle cevap verdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Sen peygambersen Kabe'nin örtüsünü yırtayım ben ya. Hayatta peygamber olamazsın. Üçü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a negatif cevaplar verdiler. Ama cevapla kalmadılar. Saygısızlık yaptılar. Hakarete başvurdular. Bakın hakarete başvurdular. Taşlamaya başvurdular. Aynı Nuh Aleyhisselam yaptıkları gibi. Hatta Nuh Aleyhisselam yani vefat etti diye yerde bırakılırdı. Öyle şiddet görürdü. Bir peygamber ya. 950 sene hiç pişman olmadan ve yorulmadan herkesin kapısını çaldı. Tık 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 kim o? Ene Nuh bin Lamek. Ben Lamek'in oğlu Nuh. Ben peygamberim Allah birdir bu yanlışları bırakın. 950 sene anlat. Bıkmadı. Hakaret ettiler. Hatta kitaplar diyor ki Nuh Aleyhisselam'ı taşlayanlar şöyleydi. Yanında çocuğu vardı mesela. Kendi ayakkabısını çıkartırdı çocuğuna verirdi. Hadi şu Nuh'a bir ayakkabı at bir taş at bakayım oğlum diye. Böyle rezil görüntüler vardı. Ne oldu? Sonu tufan oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise ile Tayif'in sokaklarında yürürken umduğunu da bulamadı. Velakin oradaki müşrikler azıttılar, ellerine taşları aldılar, kölelerine, çocuklarına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Hazreti Zeyd'e taş atmaları için emir verdiler. Hepsi birden taş atmaya başladı. Hatta peygamberimiz artık katlanamıyordu. Ayakları kanakmaya kan başladı, vücudundan kanakmaya başladı. Zeyd bin Halisenin kafasına taşlar geliyor. Bazen yorulup yerlerinde duruyorlardı. Müşrikler birkaç adam gönderiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerinden kaldırıp halbuki mecali kalmamış. Hazreti Zeyd'in de kaldırıyorlardı, zorla yürütüyorlardı. Yine taş atıyorlardı. Alay edici sözler söylüyorlardı. Böyle bir ortam vardı kainatın efendisinin etrafında. Kainatın efendisinden bahsediyorum. Sen kainatın efendisi misin ki sıkıntı çektiğin zaman hemen Allah'a isyana başlıyorsun. Yine beni mi buldu? Yine bana mı geldi? Böyle kader mi olur Allah'ım diye. Koskoca kainatın efendisi. Miraca çıktığında 70 bin meleğin kendisini karşıladı. Kab-ı Gav olan, Sidetil Münteha'ya kadar ulaşan, cennetin kapısında isminin yazdığı, arşın üzerinde isminin yazdığı koca peygamber, Taif'in içerisinde dallanmış, sıkılmış, ayaklarından kan geliyor. Ama bir kere Allah'a isyan etmiyor. Bir kere. Ya. Ders çıkartmak lazım. Acaba bizim başımıza ne sıkıntı geliyor? Neler geliyor acaba? Efendim. Yani ben din için, vatan için bir fedakarlık yaptım mı? Yapabiliyor muyum? Yoksa hep hep bollukta mıyım ya? Bir insan hep bollukta olması sıkıntı ya. Bazen sıkıntı çekmesi lazım. Bazen fedakarlık yapması lazım yani. Bu fedakarlık çeşitlendirilebilir. Müzik dinleyebileceği halde arabası var, dinlemiyor. Gezip tozabileceği halde, haramlara bulaşabileceği halde camiye, cemaate gidiyor. Bu fedakarlıktır. Faizden para kazanacağı halde faize parasını yatırmıyor, üretime parasını yatırıyor. Bu fedakarlıktır. Ya Miami'ye gidebileceği halde, Amerika'yı gezebileceği halde hacca yazılıyor. Bu fedakarlıktır. Allah yapanlardan elisi, yapmıyoruz demiyorum. Ama koca peygamber ne sıkıntılar çekmiş bak. Yani fedakarlıkla bir yerlere gelin. Oturduğumuz yerden İslam gelmez. Sosyal medyadan şov yaparak gelmez. Yani ben sadece Doğu Türkistan'ı Twitter'dan, Facebook'tan paylaşarak tamam bunu yapmak lazım da tabii ki kamuoyu oluşturmak lazım, destek olmak lazım, mitikler yapmak lazım da ben sabah namazına kalkıyor muyum ki? Teheccüde kalkıp dua ediyor muyum ki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ışın kılıcı yoktu. Kendine özel bir kılıcı yoktu. Atom bombası yoktu. Efendimizin en büyük silahı duaydı. Ben yapıyor muyum acaba? Ben boynumu büküyor muyum? Duanın kabul saatlerini arıyor muyum? Duanın kabul saatini bulduğumda da ilk önce kendime mi dua ediyorum, ümmete mi dua ediyorum? Gibi gibi gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Taif'te bu sıkıntıları çekerken o koridordan sıyrıldı. Bir tane bahçeyle karşı karşıya kaldı. Üzüm bağı. O üzüm bağı da iki kardeşin ikisi de müşrik. Ama bir de köleleri var. İsmi Addas. Sonra Müslüman olacak. Radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bahçenin içine girdi. Bir ağaca dayandı. Ve ellerini açtı. En dallandığı anda. işin içinden çıkamayacağını anladığı anda. Kendisini yegane kurtaracak adres olan Rabbimiz Celle Celaluhu'ya ellerini açtı. Duada bulundu, ilticada bulundu. Bazen hayatta öyle zamanlar gelir ki hiç kimseden bir fayda göremez. Destek olduğun adamlar telefonlarını açmaz. Sana sırtını döt çevirir. Dostum dediğin adamlar seni sırtından vurur. Ulan ne yapacağım ben o konuma gelirsin. İşin içinden çıkamazsın. Ama seni bilen, seni her haliyle seven, sen ne haltlar işlersen işle yine sana nefes hakkı veren, kışın yine sana portakalları veren, yazın yine sana nimetleri veren, yine sana ekmek veren, seni bu dünyada yaşatan, senin için ayı oraya koyan, senin için güneşi her gün doğuran Allah yine senin duana icabet edecektir. Yine içinde bulunduğun durumdan seni Allah kurtaracaktır. O yüzden başkaları tevessül etme. Yegane sahibimiz, kudret sahibi, her şeye kadir, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Allah'a sığınmak lazım. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en darlandığı anda açtı ellerini. Ya Rab Zayıfların Rabbi sensin Allah'ım. Merhametlerin en merhametlisi sensin Allah'ım. Dallandığımda acziyetimi sana ifade ediyorum. Beni bu durumdan kurtar ya Rabbi. Ülkemizi bu durumlardan kurtar ya Rabbi. Ülkemize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Ülkemizi düşmanlarına karşı muzaffer eyle ya Rabbi. En büyük silaha sarıldı. Yine söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait özel bir kılıç yok özel bir ışın kılıcı yok. Affedersiniz aduketi yok anlayın diye söylüyor. Böyle pelerini yok. Efendim atom bombası yok. Dünya devi nükleer kuvveti yok. O zamanın kılıçları da yok, mızrakları da yok. Efendimizin bir silahı var. Dua. Müminin silahı duadır. İbadetin özü duadır. Ud'u rabbakum tazarru'a ve Allah'tan korkarak dua edin. Yalvararak dua edin. ...acziyetinizi ortaya koyarak dua edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı da yapınca... ...bahçenin sahiplerin, müşriklerin kalbi yumuşadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tabak üzüm göndermek istediler. Ya kalpler ancak Allah'ın elindedir. Yeter ki sen reçeteyi kullanmayı bil ya. Yeter ki sen reçeteyi kullan. Dua reçetesini kullan. O iki tane müşrik kölesi Adlas'a bir tabak üzüm hazırladılar... Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem de, ağacın altında Taif'ten yeni çıkmış, dallanmış, ayakları kanlar içerisinde nefes almak için oturuyor. Köle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tabak üzüm getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah dedi üzümden alırken Hazreti Addas şaşırdı. Ne? Sen Bismillah kelimesini nasıl duydun? Benim yaşadığım yerde ancak bu kelimeyi on kişi bilir dedi. Ben Hristiyanım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Sen nereden geldin dedi. Dedi ki Ninova halkındanım ben. Öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sen benim salih kardeşim Yunus bin Metta'nın olduğu yerden misin? Hazreti Yunus Ninova halkına peygamber olarak gönderilmişti. O da sen Yunus peygamberi tanıyor musun deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bilgiler verdi. Allah'ın vahyetmesiyle peygamber olduğunu ona kanıtladı. Bismillah kelimesini de ancak peygamber olduğunu bildiği için söyledi. Bunu ancak ben de bilirim dedi. Müslümanlar bunu bilir. O da zaten İncil'i okuduğu için İncil'de de peygamberimizin geleceği yazıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada peygamber olduğunu anladı. Elinden, ayağından, alnından o müşriklerin kölesi Müslüman Addas radıyallahu anh öpmeye başladı peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada da bahçe sahibi o iki tane müşrik kölelerini demin eleştirmiş ve hatta taşlamış oldukları Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i öperken görünce hepsi dediler ki Muhammed'i görüyor musun? Bizim köleye de sihir yaptı. Bak onu nasıl etkiledi. Hatta köle onların yanına geldi. Hazreti Addas radıyallahu anh. Efendileri onu eleştirdiler. Ne biçim hareketler bunlar? Sen niye ona yaklaşıyorsun? Ne söyledi sana? Sihir mi yaptı sana deyince Hazreti Addas vallahi o benim halkımı da tanıyor. Bizim memleketimize, kabilemize gönderilen peygamberi tanıyor. Ben İncil de biliyorum efendim. Hristiyanlıkta da bu var. O kainatın efendisi son peygamber Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Orada açık açık söyledi. Efendiler ona dediler ki senin aklını bulamış ya dediler falan. Sen hadi bakalım dediler. Günümüzde de böyle adamlar görürsünüz. Hadi bu kadar da abartma ya. Senin aklını yıkamışlar ya falan. Halenlik selamlıkmış bilmem ne. Kadınlar burada oturacakmış da, erkekler burada oturacakmış da. Abartmayın be kardeşim falan. Derler böyle derler. Bakalım ahirette kabrin altına ne diyecekler. Bir de o var. <laughs> Sonra hatta bu Addas bu bahçenin iki tane sahibi var ya müşrik. Bedir savaşına katılmak isteyecekler. O kölelere Hazreti Addas diyecek ki vallahi o savaşta kazanamazsınız. O kainatın efendisi Muhammed Mustafa'dır. O son peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir savaşa girmeyin efendim dese de onlar inanmadılar girdiler. Bedir savaşının sonucu Müslümanlar galip oldu. Kafirler her zaman olacağı gibi mağlup oldular. Sonra Efendimiz Aleyhisselam Taif'ten çıktı. Nereye gidecek? Mekke'yi i Mükerreme'ye geri dönecek. Hazreti Zeytin de kafasına takılıyor tabi. Ya Resulallah dedi. Biz Mekke'den niye çıktık? Niye çıktık? Taif'ten umduğumuzu bulamadık. Umudumuz vardı. Buradan adam toplardık. Güçlenir, kuvvetlenirdik. Mekke öyle giderdik. E burada da umduğumuzu bulamadık ya Resulallah. E Mekke'den de çıktık. Orada da bizim düşmanlarımız var. Şimdi nasıl gireceğiz biz oraya? Ne yapacağız? Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem himaye istedi. Mekke'den iki kişiden iki kişide vermedi. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e himaye vermediler. E, Araplarda da şöyle bir şey var. Himaye demek vize demek. Bugünkü vize demek. Bir kişi de birini himaye altına aldığı zaman başkasını alamıyor. Bir tanesi dedi ki himayemde birisi var seni alamam. Öbürü hiç kabul etmedi. En son kafir olarak ölen Mut'im bin Adi işte Allah dinini bir facile de kaim eder. Kimse kendini ve nimet sanmasın. Ben olmazsam Kur'an kursları olmaz. Ben olmazsam devlet olmaz. Ben olmazsam İslam olmaz. Sen kimsin? Ben kimim? Allah dinini kaim edecek. Biz sadece askeriz. Bugün varız, yarın yokuz. Allah yeniden musaplarını gönderir. Allah Seyit Onbaşı'larını gönderir. Ömer Halis Demirleri gönderir. Sen işini yap kardeşim, sen işine bak. Allah'ın davası zaten kazanacak. Önemli olan bu davada sen nefer olabiliyor musun? Sen bu davanın neresindesin? Bunu bilmek, bunu konuşmak lazım. Efendim. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müşriye başvurdu. Köşeye sıkışmış çünkü. Daha devlet değil. Bakın daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devlet değil. Tek başına. Birkaç arkadaşı var. Onlar da Habeşistan'dılar. Birkaçı da Mekke'de kaldı. Nüfus sahibi insanlar oldukları için. Bu sefer Mut'im bin Adi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın himaye talebini kabul eyledi. Tamam dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mut'im bin Adi sayesinde Mekke'yi mükerremeye girdi. Hatta Mut'im yedi askerle kılıç kuşanarak Efendimiz Aleyhisselatü e, yanında bulundular. Ona eskortluk yaptılar. Efendimiz Aleyhisselam Kabe'ye girdi. iki rekat namaz kıldı. Tavaf etti. Dediler ki istediğin gibi tavaf yap biz seni burada koruyoruz. Görüyor musun Allahu Teala? Kafirlere kafirlerin sistemini yıkacak olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi korutuyor. Koruma sağlıyor Allah. Halbuki Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem onların sistemini yıkacak ama Allah öyle bir Allah ki mağlup olacakları biliyor. Mağlup olacak insanlar galip olacak Muhammed Mustafa sallallahu sellemi koruyorlar. Düşmanlarını koruyorlar halbuki. Yine allah Teala değil mi ki efendim koca Firavunların, koca Mısır halkının sarayında Yusuf Aleyhisselam'ı yetiştirip de ondan sonra oraya efendim Müslümanlığı yayan, Yusuf Aleyhisselam ekonomi bakanı yapan. Bunlar hep allah Teala'nın izni inayetiyle olan şeyler. Ya allah Teala değil mi İbrahim Aleyhisselam bir mağaranın içinde olmasına rağmen annesi orada bıraktı gitti. Hem de Nemrut'un en yakın adamı babası Azer Tarak. Nemrut'un en yakın adamı İbrahim Aleyhisselam efendim o babadan çıktı. Nemrut'un en yakın dostu Nemrut'u yıkacak olan adam olan onun babası oldu. Nemrut'u yıkacak olan adam kim İbrahim Aleyhisselam? Babası kim? Nemrut'un kankisi. Allahu Teala'nın izni inayetiyle Allah'ın tuzaklarının sıra bile söylemedi. Halbuki bütün oğlanlar kesiliyor. Annesine dedi ki bu çocuğu sakla. Annesi gitti bir tane mağaraya bıraktı. 15 ay sonra geldi. İbrahim Aleyhisselam o mağarada nasıl büyüdü? Bir parmağından süt çıkıyordu, bir parmağından bal çıkıyordu. İbrahim Aleyhisselam parmağını eme eme büyüdü. Bunu yapan kim? Allah Celle Celaluhu. Ve İbrahim Aleyhisselam bir ayda bir yıllık kadar büyüyordu. 15 ayın sonunda 15 yaşında bir delikanlı oldu. Sonra annesi gelip görünce şok oldu zaten. İbrahim Aleyhisselam'ı görünce. Ya Sonra geldi tek başına Nemrut'u yerle eksan eyledi. Bunları hepsini yapan kim? Allah Celle Celaluhu. Kimse kendini beni nimet saymasın. Ben olmazsam böyle olmaz demesin. Tabii ki kendimizi bir yere konumlandıralım. Elhamdülillah Müslümanız diyelim. Elhamdülillah bu dava içerisindeyiz. Bir olalım, beraber olalım diyelim. Ama bazı adamlar var. Ben olmasam var ya bu kurslar bitti be. Siz kimsiniz ayakta duracak? Ben olmasam bu devlet ayakta mı durur? Biz olmasak var ya falan. Ya kardeşim. Nice adamlar geldi geçti. Nice devlet adamları geldi. Nice başbakanlar geldi. Ezanları Türkçe'ye çevirdiler. Değil mi? Elhamdülillah. Nice adamlar geldi. Neler yaptılar? Onlar öldü gitti yine devam ediyor. Allahu Teala gönderir. Allah'ın Erbakan'ı mı biter? Allah'ın Adnan Menderes'i mi biter? Allah'ın Turgut Özal'ı mı biter? Allah'ın Seyit Onbaşı'sı mı biter? Allah'ın Ömer bin Abdülaziz'leri mi biter? Bitmez. Allah'ın aslanları bitmez arkadaşlar. Biz bu işin neresinde olduğumuza bakalım. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da Mekke'ye girerken himayesi altına bir müşrik aldı. Mut'im bin Adi. Hatta yedi kişiyle peygamberimizi korudu. Ebu Sufyan dedi ki ey Mut'im ne oluyor yoksa iman mı ettin Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem yoksa himaye mi? Mut'im dedi ki bu bir himayedir ona iman etmemişim rahat oldu dedi. Ebu Sufyan da hatta sana helal olsun dedi ya akrabalarını koruyorsun dedi. Peygamberimiz de onun akrabası çünkü. Ebu Sufyan bile onu tasdik etti. Peygamberimiz rahatça orada tavafını yaptı. Peki sonra ne oldu? Taif'i böyle kapatmış olduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Mekke'de yaşıyor. Tabi sıkıntılarla yaşıyor. Yine birilerinden himayeler bekliyor. Ebu Talib'i kaybetmiş. Hazreti Hatice annemizi kaybetmiş efendim. Sıkıntılar var. Hatta Allahu Teala ona ne buyuruyor? Nakil Suresi'nde bak burada efendim bugün de çalışıyorduk oraya. Nakil Suresi. Estağfurullah. Vesbir ve ma sabrun killa billahi ve <laughs> la ta'hsen ve la fi mimma İnna الله مع الذين اتقوا والذين Bak ne diyor? Vasbir, sabret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma illa billah. Zaten senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Sabret kulum, sabret habibim. Gavur gavurluğunu yapacak. Bırak onlar yapsınlar. Ve la tahzen aleyhim. Üzünlenme. Hüzünlenme o müşrikler yüzünden. Ve la teku fi zayqin mimma Onlar sana hile kuruyorlar diye kalbin daralmasın. Ben senin yanındayım Allah olarak. Bak. Sonraki ayet-i kerime. İnne Allah'a muhakkak ki Allah me'allezine tekav. Allah'tan hakkıyla korkan, helalini helal sayan, haramını bilen, haramdan kaçınan kullarla beraberdir Allah. Vellezinehum <laughs> muhsinun karşılıksız iyilik yapanlarla beraberdir Allah. Biz Suriye halkına karşılıksız iyilik yaptık. Libya'da sıkıntı çıktı, Türkiye karşılıksız iyilik yaptı, hiçbir şey beklemeden kapılarını açtı. Yemen'de sıkıntı çıktı, Afganistan'da sıkıntı çıktı, Özbekistan'a Türkiye bu kardeşlerimizle dolu. Karşılıksız iyilikler yapmaya devam ettikçe Allah bizimle beraberdir ve PKK'da ve YPG'de ve IŞİD'de ve düşmanlarımızla yerle yeksan olmak onların üzerine haktır. Çünkü Allah bizimle beraberdir. Biz bir karşılık bekleyerek iyilik yapmıyoruz. Ancak Allah için kapılarımızı açtık. Bizde zararına olmasına rağmen kapılarımızı açtık. Kardeşlerimize kapılarımızı açtık. Biz ensar olduk. Onları muhacir bildik. Allah için yaptık bunu ya. Vallahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Sultan belinde 100 kişi vardı efendim bizim inolanda kaç tane Suriyeli arkadaşlar geldiler gittiler kaç tanesini burada destekler olduk efendim hatta Türk kardeşlerimiz beklerken onlara destekler olduk araya efendim bölmek istedik biraz onlara verdik biraz bunlara verdik onların derdiyle dertlendik faturalar bilmem neler Allah için yaptık ya bunu başka hiçbir şey için yapmadık ya para versen insan bunu yapar mı kapısını açar mı ülkemiz ne sıkıntılar çekti ne dağlıklar çekti ancak Allah için yaptık Allah da karşılıksız iyilik yapanlarla beraberdir Korkma Habibim. Tabi buradan bize de öğüt çıkıyor. Korkmayın. Bizim istiklal marşımız böyle baş, başlıyor. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen. Al sancak. Sönmeyecek Allah'ın izniyle. Şehitlerimizin kanıyla yazıldı bunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Göğe baktıklarında ay ve yıldızı görecekler. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar. Yeter ki biz muttaki olalım. Yeter ki biz mühsinlerden olalım. Allah cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. İşte Efendimiz ve Vesselam bu darlıkları çekti Mekke'ye mükerremede. Çekmene devam etti. Hüzün yılı yaşadı. Amcasını kaybetti. Yıllardır dostluk yapmış. Eşini kaybetti. Sonra allah Teala efendim ona bir e, ne derler ona teselli olsun diye kendisine İsra ve Mirac'ı yaşatacak. Hiçbir insanın yaşamadığı ve yaşamayacağı büyük nimetlere gark olacak. Büyük ayetler görecek. Onu da haftaya anlatacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> o bayağı da olmuş ya. Özetle geçiyorum. Nahle denen bölgede Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kendisinin yanına cinler geldi. Efendim ne kadar telefon çaldı ya. Acaba yayın mı duruyor ne oluyor. Yayın mı yanında mı problem var ne oldu. efendim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlerle gece görüşmüştür. Nakle denen mevkide Kur'an-ı Kerim okuyordu. Cinler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete geldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an dinlediler. Müslüman oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorular sordular. Efendimiz onlara cevap verdi. Hatta şöyle bir şey vardır. onlara Rahman suresini okudu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. i̇nsanlara da okurken Efendimiz aleyhisselatü vesselam Febi eyyi ala i rabbikuma tukezziban. Ayeti kerimesine geldi. Baktı ki efendim insanlardan tık yok. Ne demek yani? Cinler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rahman suresini okuduğunda o ayeti kerimeyi söylediğinde cinler ne diyorlardı? Ni'amika rabbena nükezzibu felekel hamdu. Efendim Ey Rabbimiz senin nimetlerinden hiçbir şey yalanlamayız. Hamd yalnız sanadır. Cinler böyle söylüyorlardı. Yani çünkü niye ayet-i e demek istiyor Rahman suresinde? Fe bi ayyi rabbikuma O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız? Rahman suresinde bu çok tekrar eder. Cinler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyunca ne diyorlardı? Kalu ve la bi şeyin min ni'amika rabbena nukezzibu Ya Rabbi senin nimetlerinden hiçbir şey yalanlamayız hamd yalnız sanadır diye cinler söylüyordu. İnsanlar da bunu söylemeyince peygamberimiz dedi ki ashab-ı kirama yahu cinlerden kardeşleriniz bu ayet gelince böyle söylüyorlar. Size ne oluyor ki susup duruyorsunuz? Siz de böyle söyleyin. Bu ayeti duyduğumuzda namazda değilsek ne diyecekmişiz? Ve la min ni'amike rabbena nukezzibu felekel Ya Rabbi nimetlerinden hiçbir şey yalanlamayız ve hamd yalnız sanadır. Böyle diyorlar hatta. İşte Peygamberimiz ona Rahman suresini okudu. cin, su, cin suresinde geçer bu ayetler onları okudu. Efendim Abdullah İbni Mesud Efendimiz buna şahit olmuştur. Hatta o şöyle anlatıyor. bir keresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kayboldu zannettik. Hacun mevkinden geldi. Dedik ya Resulallah neredeydin seni kaybettik zannettik. Dedi ki cin kardeşleriniz geldi onlara Kur'an okudum dedi. Ve bana sorular sordular sorularına cevap verdim dedi. Burada Abdullah İbni Mesud Efendimiz şahit olmuyor. Ve lakin sonra bir daha görüştü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona Abdullah İbni Mesud Efendimiz de gidiyor. Efendimiz ona çizgi çekti. Buradan geçme dedi. Ben cinlerle görüşüp geleceğim dedi. Hatta ashab-ı kirama sordu. Cin kardeşlerinizle görüşmeye gidiyorum. Gelmek isteyen var mı? Abdullah İbni Mesud Efendimiz diyor ki kimse gelmek istemedi. Yalnız ben gelmek istedim. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gittim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk görüşmesinde yedi tane cinle görüştü. Bunlar Nusay bin cinleridir. Dört tanesi Nusaybin'den, üç tanesi Harran'dan geldi. Bunların lideri Verdan denen bir cindir. Hatta cinler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ını duyunca ona yaklaştılar. Cinler de böyle duman gibi, böyle bulut gibi, siyah. Abdullah İbni Mesud Efendimiz diyor ki, bir anda peygamberimizi kapladılar, ben peygamberimizi göremedim. Efendim, sonra cinlerin reisi vardı Verdan. Verdan dedi ki peygamberimize, ya Resulallah istersen cinleri senden uzaklaştırayım deyince... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah bana bir zarar vermeyi murat etmişse buna kimse engel olamaz. Bırak üstüme geleceklerse derse gelsinler dedi. Ben iyiyim dedi yani. Cinler geldiler. Ya Resulallah nelerden yiyebiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki besmele çekerek kemik yiyebilirsiniz, tezek yiyebilirsiniz. Ee, sonra bize ne diyor? Dolayısıyla ey Müslümanlar cin kardeşlerinizin yiyeceği olan kemik ve tezekle taharet almayın, istinca yapmayın. Hazreti Ebu Hureyre'ye de bunu söyledi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden kemiğe tekme atmayın. Efendim tezeye tekme atmayın. Ola ki din kardeşimiz olan cinlerden birisi onun üstünde yemek yiyordur. Ona vurursun veya kafirine vurursun. Bu sefer kısasa kısas gerekir sana musallat olur. Böyle işler yapmayın. Ayakta ağacın dibinde gece gece bevletmeyin. Onun üstüne işersin. Ondan sonra sana musallat olur falan. Dolayısıyla biz bir halt işlemezsek onların bize bulaşma hakkı zaten yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara böyle bilgiler verdi. Onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Tabi bu cinler, bunların normalde göğe kulak dayıyorlardı. Gökten haber çalıyorlardı. İsa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü arasında 500 sene zaman var. Efendim, peygamberimizden evvel cinler göğe dayarlardı kulaklarını, oradan haber alırlardı. Nasıl haber alırlardı? Allah'ımızın ezeli, ebedi ilmi var. Her şeyi biliyor. Ama melekte haşa Allah değildir. Allah Teala onlara vahiy ediyor. Belirli herkes e, görevli melekler var. Tabiatla görevli melek var, yağmurla görevli melek var. Efendim, e, zikir halkalarını kontrol edecek melekler var. Dünyaya inip çıkan, seyyar gezen melekler herkesin görevi var. Bu görev dağılımı yapılıyor. Allah Teala levh-i mahfuza yansıtıyor. Levh-i mahfuzdan görevler alınıyor. Mesela Berat Kandili'nde kim ölecek, kim yaşayacak, kime ne kadar rızık verilecek bunlar dağıtılıyor. Melekler de bu görevleri alıyorlar. Hatta Allah Teala vahyettiği zaman zincirin mermere vurup da ses çıkarttığı gibi ses çıkıyor. Melekler vahyin ağırlığından bayılıyorlar. Ondan sonra ilk uyanan Cebrail Aleyhisselam oluyor. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın vahyini alıyor. Melekler Cebrail Selam'a soruyorlar. Rabbimiz neyi vahyetti diye. Cebrail Aleyhisselam Rabbimiz hakkı buyurdu deyip diğer meseleleri anlatıyor. Herkes görevini alıyor. Cinler gökten bunu dinleyip oradan haber çalıyorlardı. Gelip bu haberi kahinlere üstüne dokuz yalan katarak anlatıyorlardı. O zaman da kainlik böyleydi. Ne zaman ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğdu, cinlere gök kapıları kapandı, artık hırsızlık yapamadılar. İlla men istelaka sem'a, kulak hırsızlığı yapıyorlardı diyor. Kur'an-ı Kerim Hicr suresinde, Bunun Mülk suresi anlatıyor, Saffat suresi anlatıyor. O ceallâhâ rucûmen lişşeyâdîn. İşte Peygamberimiz doğunca yıldızlar artık o kulak hırsızlığı yapmaya çalışan cinlere atılan bir füze, bir alev topu oldu. Yıldız kaydı sanıyorsunuz ya. Halbuki bir yıldız cini etkisiz hale getirmek üzere güdümlü füze oluyor. O cin yana yana böyle düşüyor. Siz de yıldız kaydı hadi dilek tutalım sanıyorsunuz. Öyle olmuyor. Hatta de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü buyuruyor ki. Siz yıldız kayması nedir bilir misiniz? Oradakiler dediler ki cahiliye döneminde bir kişi vefat edince yıldız kayardı. Peygamberimiz ne buyurdu? Yıldız ne birinin doğması için ne birinin ölmesi için kaymaz. Hatta peygamberimizin oğlu vefat edince güneş tutuldu. Millet sandı ki peygamberimizin oğlu vefat etti diye tutuldu. Peygamberimiz ne buyurdu? E, şems ve kamer, ay ve güneş Allah'ın ayetlerindendir. Kimse için tutulmazlar. Bu allah Teala'nın yaratmış olduğu işlerdir. Bunlar doğa olaylarıdır. Dolayısıyla yıldız kaydını efendim dilek tutalım. Boş işler bunlar. Halbuki birisi oradan haber çalıyordu o öldü gitti o cin. O kayıyor oradan ya. Ya ayetle sabit o yıldızlar efendim cinlere atılan, hırsızlığa gelen cinlere atılan alev toplarıdır bunlar. Efendim niye peki gök kapıları kapandı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Bu sefer işte cinler nasıl peygamberi buldular? Gökten haber çalamayınca iblis dedi ki bakın bakalım ne oldu ya dünya üzerinde? Bize gök kapıları kapatıldı. Bir de baktılar ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmiş. Ondan sonra Efendimiz aleyhisselatü vesselam nakle denen mevkide Kur'an okurken cinler onu buldular. Yanına geldiler öyle Müslüman oldular işte. Ya o yüzden eski kahinler yine doğruyu söylerdi de şimdi bu kahinlik, sihir, büyü, cin falan bu hocalara gidip de efendim hiç bunlardan dinlemeyin. Gayetten haber veriyorlarsa kesinlikle küfre düşüyorlar. Niye? Eskiden yine bir doğru hakları vardı. Cinler çalabiliyordu. Dokuz yalan katıp söylüyorlardı. Şimdi cinlerin çalma hakkı da kalmadı. Gök kapıları kapandı. Şimdi hep de herkes yalan söylüyor. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sihirbaza gidip, falcıya gidip onun dediğini tasdik eden Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an'ı inkar eder diyor. Niye? Gaybin anahtarları ancak Allah'tadır ondan başkası bilemez. Hemen bu sihir büyü işlerine bulaşmayın. Yanınıza kar kalır sanırsınız torununuzdan çıkar. Adamı küfre kadar götürür. Çünkü Allah'ın kaderine razı olmuyorsun. O mutsuz olsun Allah'ım. Sen onu mutlu etmişsin ben büyü yapacağım onu mutsuz edeceğim. Peki büyünün hakikati var mı? Vardır sihrin hakikati vardır. Efendim sihir büyü de ancak ayetle, hadisle, hadis-i şerifte geçen dualarla çözülmeye çalışılır. Sihir sihirle bozulması, sihir önerilmesi, büyü öğrenilmesi caiz değildir. Havas ilmiyle uğraşan hocalar vardır. Bunlar da ayet hadislerle. Geçen hafta söyledik. Kimse diyor evinde ayetler kürsü okursa 40 tane sihirbaz, şey işte 40 gün ne sihirbaz kadın ne sihirbaz erkek o eve zarar veremez. Ayetler kürsü okunan eve. Her kim üç gece boyunca amener Resulü okursa o eve şeytanlar büyüler zarar veremez. Ya arkadaşlar. Efendim işte bu şekilde cinler alemi vardı. Gök kapıları ona kapandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. iman ettiler. Müslüman oldular. Ondan sonra Nusaybin'den daha nice cinler geldi. Çünkü cinler bizden eski varlıklar. Dünyaya üzerinde yaşıyorlardı ama fesat çıkarttılar. Hatta Bakara suresinde geçiyor bu. Efendim. Melek orduları geldi. Onları böyle köylere, dağlara, çöllere sürüklediler. O yüzden çöllerde aslında çok şey olur. Efendim e, fırtınalar olur. Ama işte kitaplarda geçiyor ki. Niye? Face kapandı mı? Ha Facebook kapandı. Bakayım bir.